Sevgili canlar, Fransız bir bilim adamı diyor ki, Fransız bir bilim adamı diyor ki, acıktınız biliyorum, şekeriniz var onu da biliyorum, ama bazen ruhumuzun gıdası vardır, muhabbettir o. Bir filozof, Fransız bir filozof diyor ki, eğer bir insanı tanımak istiyorsan onu mevki sahibi yapın diyor. Onu mevki sahibi yapın ki onun ne olduğunu ondan sonra öğrenesiniz diyor. Güzel insanlar, bizler yaratıldık, yaratanla bir vücut olduk. Ama şunu unutmayalım, yüce hünkârımız diyor ki, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyor. Sevgili canlar, ilime kulak verelim, bilime kulak verelim. Çünkü yüce yaratıcı ilimi bizim gönlümüze, dostluğu bizim gönlümüze, cömertliği bizim gönlümüze yüklemiştir. Biz yüce yaratanı ilimin sayesiyle varlığını kabul eder ve ilimin sayesiyle onun bütünlüğünü kabul ederiz. Ondan dolayı okumamız gerekiyor sevgili canlar. Okuyalım lütfen. Bakın, bizler o kadar eserler okuduk, 5000 üzerinde eser gözden geçirdik. Her dini araştırdık. Araştırmadığımız din kalmadı. Ama bunların içerisinde tüm dinler sevgiyi anlatıyor, aşkı anlatıyor, birlik ve beraberliği anlatıyor. Onun için okumamız gerekiyor. Mutlak suretle okuyacağız ki Adil Baba'nın dediği gibi, oku kitabı, yapasın hitabı diyor. Onun için mutlaka okumamız gerekiyor. Bakın, burada o kadar eserimiz var, özümden gelen eserlerimiz. Bunları okumanızı sizlerden, sizlere bu kitapları tavsiye ederim. Eğer bunu alamayacak gücünüz yoksa biz yine bu kitaplardan insanlara sunarız. Ama bu vakfın bu kitapları vakıfta okuyamayan çocuklara burs olarak veriyoruz sevgili canlar. Başarılı çocuklara burs olarak veriyoruz. Ondan dolayı sizler ne kadar duyarlı olursanız Yüce Hak da sizlere duyarlı olur. Mustafa Kemal'in güzel bir sözü vardı. Sevgili canlar, Mustafa Kemal Atatürk, bin kere yolunda ölürüm, bin kez yolunda kurban dahi olurum. Bu cumhuriyetin bayrağı dalgalanıyorsa onun ve onun silah arkadaşları sayesinde dalgalanıyor. Sevgili canlar, sizlerden Çanakkale'ye gitmenizi tavsiye ederim. Çanakkale'de 13-14 yaşındaki çocukların şehit olduğunu görürsünüz. Bugün bizler burada konuşuyorsak o şehit olan gençlerimizin sayesinde konuşuyoruz. Yüce Mustafa Kemal ne diyor biliyor musunuz? Vatanını satan insan dinden, imandan, namustan asla bahsedemez diyor. Duydunuz mu burayı?
vatanını satan insan dinden, imandan, namustan asla bahsetmesin diyor Mustafa Kemal Atatürk. Vatanımızın birliği, beraberliği, bütünlüğü için mücadele ediyoruz. Bu vatan bizim sevgili canlar. Bu vatan bizim. Bu topraklara Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Abaza, Çerkeziyle sahip çıkacağız. Devletimizin yanında olacağız. Halkımız bir vücut olacak. Devlet de halkımızla bir vücut olacaktır. İnşallah. Ki zaten de öyledir. İnşallah başımıza hayırlı bir devlet, hayırlı bir millet ihsan eder yüce Allah. Kim ki vatanımıza, bayrağımıza, yurdumuzun bütünlüğünü savunuyor, yurdumuzun bütünlüğü için mücadele ediyorsa Allah onu başımızdan eksik etmesin. Kim ki bizi bölmek istiyor, kardeşi kardeşe tutturmak istiyor, kan dökmek istiyor, katliam yaptırmak istiyorsa Allah onları da ıslah etsin diyoruz. Güzel canlar, bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Pir Sultan Abdal güzel bir söz söylemiş. Bizim köpeklerimiz dahi haram yemez demiş. Pir Sultan. Pir Sultan Abdal. Benim köpeklerim dahi haram yemez demiş. Bizim kestiğimiz helal lokmadır. Biz Yüce Yaradan'ın ismiyle tekbirleriz onu. Bizim lokmamızı da haramzadeler yiyemez. Çünkü bizleri helal kazanıp helal yemeyi öğrettiler. Kimsenin omuzuna basmamayı öğrettiler. Kimsenin sırtından geçirmemeyi öğrettiler. Onun için bu şekilde düşünen insanların dünyada hangi insan olursa olsun bu düşünceye sahipse onların lokmasını haramzadeler yiyemez. Allah da nasip etmesin canlar. Sizlere bir komik, bazen de sizi güldürmek için, bazen de hüzünlü olaylardan değil de böyle yüzlerinizde tebessüm etsin diye sizlere bir fıkra anlatmak istiyorum ve sunucumuza mikrofonu teslim ediyorum. Tabii bu arada yemeklerimiz hazır mı? Arkadaşlar lütfen bu yemeklerle ilgilenin. Canlarımız acıktılar, biz açlığı biliyoruz. Yemeklerle lütfen ilgilenin. Murat Çaban. Şimdi 40 tane tilki ala çıkmışlar. Güzel insanlar, gözü bende olanın kulağı bende olur. Gözünüz bende değil. Gözü bende olmayanın kulağı bizde olmaz. 40 tane tilki ava çıkmışlar. Dolaşıyorlar. Karınları aç. Yemek yiyecekler. Ama bir av bulamıyorlar. Kelebekle karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Kelebekle karın doyar mı? Tilkiler
bir sürü halinde ormanda dolanıyor. İçinden bir tanesi diyor ki, ya diyor öyle de öleceğim, böyle de öleceğim. En iyisi ben bu sürüden ayrılayım. Belki bir av bulursam karnımı doyururum diyor. Sürüden ayrılıyor, bir kurda rast geliyor. Kurt bakıyor ki tilkinin mecali kalmamış. Tilki yoksun, karnı yapışmış. Diyor ki tilki kardeş, sen çok acıkmışsın, gel ben senin bir karnını doyurayım diyor. Kurt bir kayanın üstüne çıkıyor. Tilkiye diyor ki, hele bir karşıma geç bakalım. Tilki kurdun karşısına geçiyor. Kurt şöyle bir geriliyor. Söyle bakalım tilki diyor. Gözlerim kızıl kızıl oldu mu diyor. Tilki diyor ki oldu. Tüylerim de tiken tiken oldu mu diyor. Oldu. Arkamda gidip gidip geliyor mu diyor. Gidip geliyor diyor. Oradan bir at yavrusunu alıp deviriyor. Tilkiye diyor ki karnını doyur, gözümden kaybol. Tilki karnını doyuruyor. Öteki arkadaşlarının yanına gidiyor ki tilkinin karnı doymuş, şişmiş. Diyor ki ya arkadaş, sen ne yaptın? Nasıl karnını doyurdun? Tilki diyor ki, bir diyor yabani hayvan sürüsü vardı diyor. Orada diyor kayanın üstüne çıktım. Orada bir atı gözüme kestirdim. Onu indirdim, karnımı doyurdum diyor. O zaman diyorlar ki, ya senin öyle bir hünerin varsa, öyle bir gücün varsa, öyle bir kudretin varsa, sen bizim başımıza önder ol, bizi de oraya götür, biz karnımızı doyuralım diyorlar. Bütün tilkiler bir tilkinin peşine düşüyor, o yabani at sürüsünün olduğu yere varıyor. Kayanın üstüne çıkıyor tilki. Sevgili canlar, sevgili canlar, bak ben ses patlatıyorum lütfen. Kayanın üstüne tilki çıkıyor, 39 tane tilkiyi karşısına alıyor. Tilki geriliyor. Gözlerim kızıl kızıl oldu mu diyor. Öteki tilkiler diyor ki yok olmadı diyorlar. Diyor ki oldu değinsene. Tamam oldu diyorlar. Tüylerim tiken tiken oldu mu diyorlar. Tilki diyor, ötekiler diyor ki yok olmadı diyorlar. Oldu deyin, oldu. Arkamda gidip gidip geliyor mu diyor tilki. Yok gidip gelmiyor diyor. Gidip geliyor deyin, gidip geliyor diyorlar. Oradan bir tane at yavrusunu gözüne kestiriyor. Ata vuracak, atı indirecek ya. At buna nasıl bir çakıyorsa bunu şöyle bir uzatıyor. Öteki tilkiler diyor ki, ha şimdi gözün kızıl kızıl olmuş, tüylerin tiken tiken olmuş, maşallah ardında gidip gelmeye başlamış diyorlar. İşte sevgili canlar, doğadaki hayvanlar bizim örneğimizdir. Bize çok şey öğretirler. Bu bir hikayedir. Sizleri güldürmek istedim. Sizlerin gönlüne bir rahatlık vermek istedim diyorum.